Evet değerli arkadaşlar bakın aslında 10 saniye sürecek ama bizim ortalama 1-1,5 dakikada çözmeye mail ettiğimiz soru tiplerinden biri de çözümleme soru tipidir. Buradaki dikkat edeceğimiz nokta şudur. Bakınız iki basamaklı dediğinde benim sihirli sayım 11'dir. Ve ben şunu bilirim. Rakamları toplamı için katlar birbirini 11'e tamamlar. Şimdi sen diyorsun ki bu adam ne diyor? Dinle. Dedim ki AB sayısı rakamları toplamının x katı. BA sayısı rakamları toplamının y katı. Ismi. O zaman ben şunu biliyorum. Katlar toplamı. Yani x artı y. Neye eşit olmalı? Olmayayım. Şimdi bunun üzerinden gelin soruyu konuşalım. Aslında soruyu okurken çözeceğiz. İki basamaklı AB sayısı rakamlar toplamının 8 katına eşittir. Buna göre iki basamaklı BA sayısı rakamlar toplamının kaç katına? O zaman ben şunu diyebilir miyim? 8 artı X BA sayısı için eşittir ne olmalı? 11. X neye eşit? 3'e. Ve çıkmış sınav sorulardır bunlar. Yani sürekli sınavda sorulan sorulardır. Neden sorulur? Çünkü hızlı çözenle yavaş çözen arasındaki farkı ne yapıyor böylece? Net bir biçimde ortaya koyuyor. Adam diyor ki biliyorsa yapsın 10 saniyede. Bilmiyorsa bir dakikada yapsın, bir buçuk dakikada yapsın. Diğer sorulara yetişemesin, diğer soruları görmesin. Böylece otomatik olarak ne olsun? Elensin. Bizim de derdimiz nedir? zamanı en iyi şekilde ne yapmak kullanmak. Aslında sınav süresi yeterli mi? Yeterli. Ama bizim çözümlerimiz yeterli mi bunun için? Hayır. Çok uzun yollarla çözdüğümüz için ne yapıyoruz? Sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü biz bu soruyu nasıl çözecektik normalde şöyle? AB sayısı rakamları toplamının 8 katı. O zaman işte çözümleyecektik. 10A artı B. Yani biz buna yani ben özellikle buna amele metodu diyorum. Yani amelelik bu yaptığımız şu anda. Normalde millet şu anda diğer sorulara geçmişken biz hala çözümlemeyle uğraşıyor. 8A artı 8B. Zırttı pırttı. Ondan sonra A'yı koy, B'yi koy, yerine koy falan da fistandı. Ne gerek var? Adam bunu söylüyor. Diyor ki katlar toplamı 11'e eşit. E ben bu 8 katsa, bu da toplam 11 olacaksa, BA sayısı ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda derim. Hop 10 saniye. Ne oldu? Hop ben de diğerleri gibi diğer soruya rahatça geçmiş oldum. Bu şekilde çözümler yaparsanız sınav süresi aslında çok da kısa.